Beyefendi keyfiniz yerinde bakıyorum. Asıl senin keyfin yerinde ya. Gel bakayım, gel bir de ver şu mikrofonu. Gel yamacıma gel. Asıl senin keyfin yerinde. Efendim hanımefendi bugün B1 sınavını halletti. Gözün aydın. Teşekkür ederim. Yani B1 sınavını zaten halletmişti ama B1 belgesini almaya hak kazandığına dair sınav merkezinden haber geldi. Geçmiş hepsini. Asıl keyif senin. Abartmayalım, şimdi C1 almışım gibi havalandırma şimdi. Benim için senin B1'in C1'dir. Teşekkür ederim. Nasıl yaptın bunu? Üstelik bunu kendi kendine çalışarak yaptın uzunca süredir. Eşimin sınav stresi var arkadaşlar. O sınav stresine hiç gelemiyor ve sevmiyor. Kurs, okul, bunlar bu tarz şeyleri sevmiyor ama iki üniversite bitirmiş nasıl olmuşsa. İki o yıllarda tanışmadık. Orada tüm işte iki üniversiteyi okurken bütün sınav haklarımı verdim ben. Bundan sonra sınav tahammülüm kalmamış, yani onu anladım. Ama zordu yine de. İyi ki o yıllarda tanışmamışız seninle. İyi ki. Ben stresliyim çok. Yani strese girerim, yanımdakini de strese sokarım yani. Hem üzerim hem üzülürüm. Üzerim ve üzülürüm diyor arkadaşlar. Gerçekten öyle ama. Yani şu hani kaç haftadır ne çektiğimi ben bilirim. Bu işte sınav stresi, sınava girecek. Çünkü Alman vatandaşı olacak. Onun için B1'e ihtiyacı var. Evet var. Ama sendeki rahatlığı da ben anlamıyorum. Yani danışanlarına da aynı şeyi yapıyorsun. Sen bunu hallediyorsun diye hepimiz halletmek zorunda değiliz. Biz stresli insanlarız. Biz böyle şeylere gelemiyoruz. Ama ben de diyorum ki bu stresle mücadele ederseniz Almanca kolay. Kolay değil mi? Değil. Asla kolay değil bak. Bunun İngilizce bilmeyle başka bir dili konuşmakla hiç alakası yok. Aynı familyadan geliyorlarmış olan hiç alakası yok. Çok zor bir dil. Zor yani bak. Zor. Zor bir dil olduğu halde mi evde kendi kendine çalışarak B1 sınavını kazandın? Evde ya da kursta ya da okulda çalıştım ama sonuçta çalışmadan mümkün değil geçiremem. Allah var, kampa girdi. Gerçekten kampa girdi. Hani evde kaç gündür yemek içmek falan bir şey yok. Kendini kampa almış durumda. Ama bizim şöyle bir şansımız var aşkım. YouTube'da ve Instagram'da o kadar güzel sayfalar açılmış ki ben gerçekten onların ekmeğini yedim. Sabah akşam hep onları takip ettim. Tabii ki kursa gitmek kadar olamaz belki. Konuşmada eksikliklerim var. Ama kural öğrenmede, dil bilgisi öğretmede çok başarılı sayfalar var. Yani ben kursa gitmeyeceğim, vaktim yok, buna ruhum yok diyenler bunu gerçekten YouTube'dan halledebilirler. Sonra bana niye kızıyorsun sen? Çok rahatsın, danışanlarına da bu işi çok kolay halledersiniz diyorsun. Halledemezler mi? İnsan kendi kendine, bakın benim iddiamı doğruladı. İnsan kendi kendine Almancayı öğrenebilir. Öyle değil mi? Çok emek verirse öğrenir. Ama öyle günde yarım saat bakayım ya da televizyon izlerken açayım soru çözeyim mümkün değil. Yani kamp olarak buna bakarsan, evde ben kampa alıyorum kendimi ve tek başıma yapacağım dersen olur. Şimdi tabii diyecekler, yenge Almanya'da abi, biz nasıl öğrenelim Türkiye'de? Ben hani Almanya'da çok sosyal yaşantısı olan biri değilim. Çok çalışmıyorum bir kere dışarıda, Almanlarla birlikte bir çalışma hayatı. Yüksel medyada çalışıyorsun. Evet, Türklerle çalışıyorum. Patronum Türk. Almanca hiçbir şey, hayatın içinde değilim Almanca'da. Sadece evde ve Netflix tabii ki. Evde asla biliyorsun Türkçe kanal açılmıyor. Sadece maç günlerinde senin. Ben onları da Almanca, hani milli maçları falan Almanca izlemeyi tercih ediyorum. Bugünlerde güzeller güzeli baldızımız var. Baldız tabii Almanca'yı takip edemediği için. Onun için Türkçe dublaj açıyoruz. Yalnız enteresan, Türkçe dublaj Almanca altyazının da çok yararı var. Bak o beni geriye çekti biliyor musun? Çok güzel bir yere denk geldin. Türkçe, biz uzun zamandır, bir aydır Türkçe izliyoruz filmleri ve ben Almanca'da gerilediğimi hissettim. Biz hep Almanca izlediğimiz zaman o kadar faydası vardı ki bunun. Ben altyazıları kaçırıyorum çünkü. Almancam çok iyi olmadığı için Almanca altyazıyı kaçırıyorum. Hepsini anlayamıyorum ama dil Almanca seçtiğimiz zaman ister istemez. O zaman da Türkçe altyazıyı kaçırıyorum. Çünkü Almancayı anlamaya zorluyorum ve odaklıyorum kendimi. Çok iyiydi o zaman. Şu an bir aydır geriye doğru ket vuruyorum yani. Ama bana şunu söyler misin? İnsanoğlu evde kendi kendine çalışarak Almancayı halledebilir mi? Halledebilir. Efendim? Çok halleder. Yani ben seyircilerimize, danışanlarımıza çözersiniz, yaparsınız diyorum. Abartıyor muyum? Abartmıyorsun.
Ama gerçekten sistematik gitmek gerekiyor. Ne yapmalılar mesela? Şimdi güzel sıfırdan... Arkadaşlar başlayalım. Bulduk yeni B1 almış birini. B1 belgesini, hani Göte'nin, Telkin, Testefe'nin B1 sınavını nasıl geçeriz? Söz hanımefendi de anlatıyor. Şimdi sıfırdan başlamak için, A1'den başlamak için... İsim vereyim mi? Kanal ismi vereyim mi? Vermeyeyim mi? Verebilirsin. YouTube kanalı. Ben mesela Almanca Kolay'la, Erhan Hoca'yla başladım buna. Begi Begi'yi de Instagram'dan destekledim biraz. Ve Almanca, ana dili Almanca olan bir sürü Alman takip ettim Instagram'dan. Yani Türkçe olarak bir tek Begi Begi ve Almanca Kolay'la. Çünkü hiç Almancam yokken Türkçe, Almanca daha benim kolayıma geldi. Almanca biraz zorladı. Erhan Hoca'yla gerçekten öğreniyorsunuz. Onu... YouTube'da Kolay Almanca diye. Ben de hiç tanımam ama eşim kendisini takip ediyormuş. Bizi duyuyorsa da selam olsun. Hocam ellerine sağlık. Erhan Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Hepimizin üstünde emeği büyük. Öyle. Onun dışında ses kaydı çok önemli. Kendi sesinizi kaydetmelisiniz. Çünkü hani içimden ben bunu söylüyorum. Gerçekten içimden kusursuz konuşuyordum ben ama ses kaydı almaya başladıkça gördüm ki ben hiç konuşamıyordum. Sürekli ses kaydı aldım. Ve gerçekten Almanca telaffuzum düzelene kadar aynı şekilde, aynı cümleleri belki 100 kere tekrarladım. Sınavdan bahsedelim mi biraz? Tabii ama biraz da yaklaş, uzak kalma, ben yetişemiyorum. Materyaller, nelerden yararlandın? Çok güzel şeyler var. Konuşma konularını belirlemişler. 10 tane ana konu. Hı-hı. Çoğu kanal yapmış bunu. Çıkabilecek 10 konuyu ve gerçekten diyalog halinde bütün konuşmaları hazırlamışlar. Onları yazarak çalıştım ben. Şöyle bir şey oldu. Zorlandığım bazı konular vardı ve sıkıcı konulardı. Bunlar çıkmaz diye ben onları atmıştım. Çok büyük hataymış. Çıkmaz dediğim konu çıktı. Taşınma çıkma. Taşınma çıkmaz diye çalışmamış. Taşınma çıktı. Evet. Yani nerede? O kadar güzel konular vardı ki işte hastanede, günlük hayatta bizim karşımıza çıkabilecek doğum günü organizasyonu, arkadaşını işte hastanede ziyaret etme, sağlıklı yaşamdan bahsetme. Çok güzel konular vardı. Hı-hı. Bir tane de gıcık taşınma konusu vardı. Kamyon kiralama, işte evi dekorasyon yapma falan. Dedim ki bu çıkmaz yani. Evet. Ne alaka? Hadi bunu üstün körü geçeyim dedim ve o çıktı şansıma. Neler çıkıyor sınavda? Neler gördün? Konuşmada mı? Hepsi? Konuşma, yazılı, test, duyma galiba birkaç aşamada oluşuyor. Evet. Şimdi yazılıyla okumayla başlıyoruz. Önce bir eşleştirme var. Kısa kısa konular veriliyor ve başlık seçiyorsunuz. Orada gerçekten hani kandırmaçlı cevaplar diyoruz ya, öyle şeyler var. İki tane birbirine çok yakın ama mantıken farklı cümleler var. Tabii sizin Almancanız kötüyse tamam mı diyorsun ve şey yapıyorlar. Metinde geçen cümleleri yanlış cevabın için öyle güzel sıkıştırıyorlar ki sen diyorsun ki tamam, metinde ben bunu gördüm, kesin cevap bu, yanlış yani. Orada gerçekten zorladılar. Ondan sonra şey var, eşleme bölümü var, böyle tabelalar veriyorlar. Tabelalar veriyorlar, onlarla eşliyorsun. O bölüm kolaydı ve eğlenceliydi. Herhalde en güzel bölüm oydu. Sonra okuma metni vardı. Bayağı uzun ve zor bir metindi. Onunla ilgili seçenekli, işaretlemeli bir bölüm vardı. Ondan sonra dil bilgisi bölümü var, iki tane boşluk doldurmaca. Kolay olanı şuydu, sana formları hazır veriliyor. Hani fiili verip sana formu, İngilizce sınavlarında hep öyledir. Ana fiili verir, sen onu dönüştürürsün. Burada hazır dönüştürülmüş haliyle veriyorlar. O kolaydı yani. Direkt alıp yerleştiriyorsun. Ama şöyle bir şey var, ben en çok konuşmada zorlanacağımı düşündüm. Ve bütün enerjimi konuşmaya harcadım. Evet. Hataymış, en kolay bölüm konuşma. Bence de en kolay. Ben şimdi tabii arkadaşlar, ben niye kolay diyorum? Çünkü sizlerin durumunu biliyorum. Ben hanımefendiye de sürekli çok rahat yapabileceğini, durumunun iyi olduğunu, çünkü herhangi bir devlet kurumuna gidiyoruz, bir yere gidiyoruz, onu duymak istiyorlar, onunla konuşmak istiyorlar, konuşuyor. Ben Almanca seviyesini biliyorum, senin iyi olduğunu, hep konuşabildiğini, hatta B2'yi zorlayacağını söylüyordum. Hayır, ben B1 bile değilim diyordu. Ama bugün sınav merkezi aradı. Hani gözünüz aydın, sınavı geçmişsiniz dedi. İşte yazılı sonuçları falan belli olmuş.
Çok yakında da sertifikan gelecek. Evet, yani konuşma bölümü gerçekten korktuğum kadar yokmuş. Çünkü şöyle bir şey var. İlk bölüm zaten cepte giriyorsunuz kendini tanıtma. Orada komplike böyle vurucu cümleler kurduğunuz zaman zaten hocaların ilk izlenimi oluşuyor. Orada size tamam konuşur diyorlar. Sonra çok zorlamıyorlar zaten. O plan yapmada ve bir konu hakkında konuşmada. Hani kendinizi etkileyici bir şekilde tanıtırsanız %60'ını geçtiniz demek konuşmanın. Diğer konularda zaten 20 dakika hazırlanma süreniz oluyor. Özetle insanoğlu kendi kendine yapabilir mi bunu? Yapar. Başarır değil mi? Öyle mi? Sen kendi kendine çalıştın ve aldın. Başaramayacağı hiçbir şey yok. Burada sana katılıyorum. Yeter ki emek versin. Olur yani, evde doluyormuş. Senden çok daha kötüler varmış sınavda, öyle söyledin. Ve onlar da geçecektir belki de, bilmiyorum. Yani geçerler bence. Kendini çok iyi tanıtırsan, ki bunu herkes yapabiliyor. Zaten onu yapamazsan B1 sınavında işin yok. Şöyle etkili bir kendini tanıtma. Dışında da dediğim gibi o hazırlanmış 10 tane ana konu var. Onunla ilgili işte zaten çok ortak bölüm var. Buluşmalarda nerede buluşacağız? Ne zaman buluşacağız? Yanımızda ne getireceğiz? Bütün konuların ana şeyi bu, ortak noktası. Bunları çalıştığınız zaman kaç tane alan değişiyor, kişi değişiyor. Bunları da artık orada 20 dakika içinde hallediyorsunuz. Evet. İnsanoğlu isterse elinden bir şey kaçmaz. Eğer Almanya'ya gelmek istiyorsanız bu dili öğreneceksiniz arkadaşlar. Biliyorum bu açı ters. Yüzümün bir tarafı böyle karanlık. Buraya güneş vurduğu için. Bir de rüzgar ters estiği için halim perişan böyle, saçım falan, ama sizlerle bu manzarayı paylaşmak istedim. O nedenle bu çekimi yaptım arkadaşlar. Yani final bölümünü böyle konuşalım istedim. İnsanoğlu güzel haberler alınca çok çok mutlu oluyor. Bugünkü güzel haberimiz hanımefendinin B1 sınavını geçmiş olmasıydı. Bir diğer güzel haberimiz de kanalımıza her gün gelen Simge'nin ve ailesinin vize haberini bugün Instagram'da sizlerle paylaştım. Onların da vizeleri çıktı ve yolları açık olsun. Almanya'ya doğru gelecekler. Özetle bugünkü konuyla ilgili değerli arkadaşlar, az önce söylediğim gibi insan istedikten sonra her şeyi yapar. İstedikten sonra her şeyi yapar. Almanya ile sizin aranızdaki tek engel Almanca. Almanca göç etmek için lazım değil. Yani ne 81A ne 18. madde ne AB mavi kart, hiçbiri için Almanca'ya ihtiyacınız yok. Almanca'ya iş bulabilmek için ihtiyacınız var. Birçok göçünü gerçekleştirdiğim ailemiz Almanca bilmiyorlar. Ama onlar bir iş bulabildiler. Hali hazırda bir işleri var. İş bulurken de şöyle bir zorluğumuz var. Yani kameraman arıyor iseniz bunu herhangi birine yaptıramıyorsunuz. Mutlaka kişinin kameraman olması gerekiyor. Kasap arıyorsanız mutlaka kasap olması gerekiyor. Bir elektrikçi arıyorsanız mutlaka elektrikçi olması gerekiyor. Ama bir taraftan işletme mezununun çok kolay olduğunu söylüyorum. Öte taraftan da yani işletme mezunu alırken seni hiçbir şekilde tanımıyor. Ama kasaplıkta teknik bir işe, elektrik uzmanlığında, elektrikçide, kameramanlıkta teknik bir şeye ihtiyacımız var. Onu buradan bulamazsak Türkiye'den bulabiliyoruz, ama bir işletmeci falan alırken yeteneğine tabi, onun yeteneklerine göre iş bulabilmemiz gerekiyor. Bu da biraz zor oluyor. Burada da işte Almanca faktörü ortaya çıkıyor. Eğer Almanca'yı öğrenirseniz iş arama vizesiyle Almanya'ya gelip, ben hep şunu söylüyorum, iş arama vizesiyle gelenler dönmezler. Bir kez Almanya'ya gelenler dönmezler. Dönüyorlarsa kusuru kendilerinde aramalılar değerli arkadaşlar. O nedenle bu güzelim fırsatları değerlendirelim. Gün bugündür. Bu dili kendi kendinize çalışarak öğrenebilirsiniz. Dili öğrendikten sonra da iş bulmayla ilgili önünüzde hiçbir engel kalmaz. Almanya ile aranızdaki bu engeli kaldırabilirsiniz. Siz beni dinleyin. Gelin bu manzarada beraber çayımızı, kahvemizi içelim ve bugünleri birlikte yad edelim. Ne zor zamanlardı diye. Efendim bu akşam da sizlere yine benim güzelim Düsseldorf'umdan seslendim. Yarın akşam bir başka yayında karşınızda olmak ümidiyle, kalın sağlıcakla.